Sensin. İsmin Merdiven değil mi? Kulağa o kadar hoş geliyor ki. Tam anlamıyla bir erkeksin. Ah, seni öyle göreceğim geldi ki. Sen de mi öyle? Ah, benim canım Merdivenim. O hırsız herifle konuşuyorsun değil mi? Onu her tarafta polisler arıyor, bilmiyor musun? Öyle deme baba, o masum. Kötü değildir o. Öyle iyi bir insan ki... Sonra çok uzun, tam bana göre. Confucius daha ne kadar yüksek olursa tehlikesi o kadar büyük olur der. Sana ihtar ediyorum. Bir daha o sahtekarla konuşmayacaksın. Durum çok kötü çocuklar. Babamın dediğine göre pek kurtuluş şansımız yokmuş. Buralardan kaçıp gitseniz iyi olacak. Sen bizim için üzülme. Önümüzde tam 4 günümüz var. Yeter de artar bile. Sen şimdi bize bir kalıp sabun, bir ustura, bir de sarı boya getir. Sarışın olacağız. Peki planınız nedir? Başka çaremiz yok. Kılık değiştirip kulüp babaya gitmek istiyoruz. İyi ama bu çılgınlık. Denememiz gerek. Yalnız bir şey var. Acaba sevgilim beni bu şeklimle beğenecek mi? Bütün mesele bunda. Gene öyle uzun mu? Gevezeliğin sırası değil, sonra görüşürüz. Gözlerime inanamıyorum, şuraya bak, düşman tam karşımızda. Çaylan sevgilisi o, eminim. Neler sayıklıyorsun be, hiçbir şey göremiyorum ben. Yahu oradaki ilerideki kız işte, kör müsün? Vay be, dansözün ta kendisi. Nihayet anlayabildin, iyi ama o Kotra'da ne arıyordu? Yanılmıyorsam eğer o Kotra çaylağındır. Evet, seninle aynı fikirdeyim. Ne dersin? Merdiven, biraz yakından bakalım mı ona? Hava hoş benim için, neden olmasın? Denizin bütün sularını içirsek gene de konuşmaz. Ama ne olursa olsun konuşması gerek, yoksa bu beladan kurtulamayız. Ya bu olursa? Bu olursa bu olsun, bize ne, tohumuna para mı verdik keratanın? Şu oltayı çekelim bakalım. Bizi iyi dinle çaylak, konuşmazsan sonun kötü olur. Hiç şakamız yoktur, bunu kafana sok. Bildiklerini anlat da günah bizden gitsin. Aslına bakarsan polis de senden kurtulmak istiyor. Çünkü öyle pek makbul bir insan değilsin. Hadi öt bakalım, bankayı kim soydu söyle. Bana çaylak derler, kimse benim ağzımdan laf alamaz, konuşmayacağım. Uğurlar olsun öyleyse. Bir sigaran var mı? Benim yok ama... O herifim var. Fena değilmiş. Çek bakalım. Yeter, yalvarırım yeter, söyleyeceğim. İstediğiniz her şeyi söyleyeceğim. Yeter ki beni tekrar suya batırmayın, ne olur. Yazık, tam eğlenmeye başlamıştım. Bu soygun işini Atmaca tertipledi. Çok kuvvetli bir adamdır, hepimizin üstündedir. İşleri İzmir'deki villasından yürütür. Daima maşa kullanır. Onun için onu enselemek mümkün değildir. Bana kalırsa siz boşu boşuna vakit kaybediyorsunuz. O adamla şimdiye kadar hiç kimse başa çıkamadı. Yardımların için sana çok çok teşekkür ederiz. Bu yüzden sana bir mükafat vermek istiyoruz. Al bakalım. Biz sana itimat ediyoruz ama kendimize itimadımız yok. Anlıyorsun değil mi? Şimdi burada uslu uslu otur, oldu mu? Eyvallah.
uyuk alınca araba çalmanın pek de aleyhinde değilim yani. Ben de aynı fikirdeyim ama bu araba değil ki. Üstelik ikimiz de uçaktan anlamayız. Başka çare düşünelim bari. Bazen ne kadar anlayışsızsın. Yalnız uçağa değil ki pilotunu da beraber kaçıralım diyorum. Yalnız hatırlatayım sana, bunun cezası ağırdır. Kapa çeneni. Hadi yürü. Dur, kımıldama. Benden ne istiyorsunuz? Gizli servisteniz, bizi hemen İzmir'e götüreceksin. Yoksa başın belaya girer. Arkadaşım aniden hastalandı. Bütün bunların benimle ilgisi ne? Sivil ve Özel Havacılık Teşkilatı'nın bana verdiği yetkiye dayanarak sana emrediyorum. Sakın gel ama! Benim Ankara'ya uçmam lazım. Sevgilim orada bekliyor. O senin dediğin şarkıdır. Eğer dediklerimi yapmazsan seni hapse atarım. Belki daha da fena bir şey yaparsın. Olmaz, olmaz, yapamam. Böyle rica ederseniz yaparım tabii. Ne oluyor be? Uçak sallanmaya başladı. Tabii sallanır. Bu uçak iki kişiliktir. Benim hesabıma göre burada üç kişiyiz. Konuşma, konuşma. Yoluna devam et. Baylar, eğer müsaade ederseniz kontrol kulesiyle irtibata geçip iniş müsaadesi isteyeyim bari. Hayır, olmaz öyle şey. Görevimiz tehlike ve çok gizlidir. Gördüğün ilk tarlaya ineceksin, anlaşıldı. İyi ama beceremem, inemem, ölürüm sonra. Rica ederim, bana bak, tekrar tekrar söylüyorum. Sakın kimseye bir şey söylemeyeceksin, yoksa seni de uçağını da havaya uçururum. Yok yok, tamam, kimseye söylemem. Geldim, geldim. Bir de helalim. Ah, sevgilim, elveda. Kımıldama. Etrafı çevirin. Kimsin? Ben mi? Niye buraya indin? Uçakta ne var, söyler misin? Ben masumum, özel vazifeli, gizli servis ajanları tarafından indirildim buraya. Sizler burada kalıp uçağa dikkat edin. Bu bey bizimle gelecek. Ama bir yanlışlık yapıyorsunuz. Ben sevgilimle buluşacaktım. Sonra ben sosyetenin en tanınmış kişisiyim. Sonra dünyanın her tarafından tanınmış böyle... Tabi, tabi, bütün bunlara hakime söylersin. Ama bak, dikkat edin yani, yanlışlık yapıyorsunuz. Ya sahi mi gidiyoruz ama uçağıma dikkat edin bari. Bana bak, içeride büyük bir parti var. Maskeli balo veriliyor. Yemekler, içkiler gırla. Öf, yine motoru mu bozdun sen? Hadi ne duruyoruz, gidelim. Benim işim bitti. Deli misin sen? İçeriye girmek için davetiyeyle smokin lazım. Smokinin var mı? Ne smokini be? İstersen yarın gelelim. Yarın çok geç olur. Bu gece bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa lokantayı kaybederler. İşte beklediklerimiz geliyor. Kim? Davetiye ve smokinler. Durun! Durun! Acil bir vakit!